Öncelikle başkanıma davetinizi kabul edip bizi buraya davet ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de arkadaşlarla merkez ilçe başkanımız, yönetimlerimiz ve kadın kollarımızla mevcut ülkemizin konumu ve COVID nedeniyle az sayıda kişiyle ziyaret edelim istedik. Dün beraber yemekteydik, ailelik haftası nedeniyle. Çok güzel bir etkinlikti. Belediye organize etmişti ama esnaf odaları ve odalar birliklerinin hepsi oradaydı. Bir birlik, beraberlik mesajı verildi. Ama sadece simgesel kaldı. Kimse şunu sormuyor. Tamam, güzel bir yemek verdiniz. İyi, hoş da kardeşim nasıl geçiniyorsunuz? Dükkanınızı biz uzun süre kapattık. Bu açlık süresinde, kapalılık süresinde ne yediniz, ne içtiniz diye sormuyor. Randevu sistemine geçirdiler. Uşak'ta berberleri merkeze koyup tüm berberleri sıkıntı yaşatıyordular. Sanki başka Türkiye'de berber yokmuş, sadece Uşak'ta varmış gibi bir sorun yaşatıyordular. O açıdan biz şöyle bakıyoruz. Sosyal devlet dediğimiz şey vatandaşını korur, esnafını korur ve bu noktadan hareket etmek zorundadır. O açıdan biz Şubat ayından seçildiğimizden bu yana tüm meslek odalarını ziyaret ediyoruz. Çok önemsiyoruz. Odalar ne kadar güçlü olursa sorunlarını bize o kadar güzel iletirler ve bizler de buna merhem olmaya çalışırız. Bu açıdan bu bağlamda biz de kaldığımız yerden yine arada bir ziyaretlerimizi yapmak istiyoruz. Yine berberler odasını ziyaret edelim istedik. Uşağın bir simgesi vardı. Yine seçilen ailelerden bir tanesi bayan kuafördü. Bu da çok keyif verici. Türkiye'de birlikte ilkler şehri Uşak için ilk olan bir şeydi. Ben şöyle başlayayım. Hocamız bizim davetimizi kabul ettiği için her şeyden evvel ona çok çok teşekkür ediyoruz. Kırmadı. Bizleri buraya kadar geldi. Ayaklarına sağlık. Seçimden dolayı da hani ahilik seçiminden dolayı da bazı hocamdan bir bilgi alışverişinde bulunduk. Gayet güzel oldu. Biz berber esnafı olarak bu virüsten, koronavirüsten çok etkilendik. Çünkü neden? Bizim 3 ay, 4 ay gibi bir dükkanlarımız kapandı. Tabii ahilik haftası ve aslında seçildikten sonra da esnaflarımızı, odalarımızı ziyaret etmeyi önemsiyoruz. Çünkü bu ülkenin nabzını, ekonomisini tutan esnaf. Esnaf ne diyorsa doğrudur. O açıdan bakıyoruz. Dün de ahilik haftasında başkanımla beraberdik. İşte seçildiğimiz günden bu yana ziyaretlerimiz biraz aksadı COVID'den dolayı. O açıdan şimdi tekrar başladık. Az sayıda sosyal mesafeye uymaya çalışarak ziyaretler ediyoruz. Dün seçilen eski ahilerin sinevizyon gösterilerinde marangozlar odası için gurur verici bir şey vardı. Şimdiye kadar iki tane marangoz. Tabii modern hale getirilmiş. Aslında şimdi marangozlar da gittikçe bitiyor, modernleşiyor, makineye dönüyor. Aynen. Eski el emekçileri, emek sarf ederek yapan insanların çoğu neredeyse yok denecek kadar azaldı. İnsanlar çırak bulamıyor. Geçim çok daha zor. Başkanımın söylediği bir nokta vardı. Çok da önemliydi. Aslında ülkede ekonomiyi geliştirmek istiyorsak kayıt altına alınan esnaf çok önemli. Başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bizleri onurlandırdınız. Burada sarf ettiğiniz cümleler içtenlikle katılıyoruz. Bizim marangozlar odası olarak seyyar ve kaçaklarla sıkıntımız var. Göreve geldiğimiz günden beri bu seyyar fason çalışanlarla mücadele ediyoruz. O şöyle işte ülkenin genelinde seyyar kaçak her yerde çoğu olduğu için bizim mücadelemiz tabiri caizse ilerlemiyor. Yani devletten de bir destek olmadığı için. Biz burada arkadaşlarla hakikaten bu konuya çok önem verdik.